Artık demir almak günü gelmişse bu zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bu hafta Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz çatışmasının kahramanı, bağımsızlığa giden yola korkusuzca çıkan Alemdar gemisindeyiz. Karadeniz'in incisi Ereğli'de Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndaki tarihin gizli kahramanlık destanlarından birini yazan Alemdar gemisinin ve denizcilerinin hikayelerine gelin hep beraber eşlik edelim. Kurtuluş mücadelemiz sırasında cephedeki şanlı ordumuzun ihtiyaç duyduğu cephane ve harp malzemesini istenilen yerlere ulaştırabilmek için halkı olağanüstü bir çaba harcamıştı. Düşman donanmasının tüm baskısına karşın bu mücadeleyi başarılı kılan bir gemi vardır ki o da Alemdar'dır. ...1898 yılında Danimarka tersanelerinde inşa edilen ve Denmark adı verilen Alemdar, ülkemize Çanakkale Savaşı'nda karaya oturmuş ya da yarı batık durumda olan teknelerin kurtarılması çalışmalarında görev yapması maksadıyla gönderilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı karasuları dışındaki gemilere el konulması üzerine Osmanlı hükümeti de karasuları içindeki yabancı bayraklı gemileri alıkoymaya başladı. Denmark gemisi de bu kapsamda el konulan gemilerden biriydi ve geminin adı 1915 yılında Alemdar olarak değiştirildi. 12 Ocak 1916'da 335 bin Danimarka kronuna resmen satın alınan Alemdar, bu tarihten sonra birçok görevi başarıyla yerine getirdi. Deniz Üsteğmen Recep Güler'le birlikteyiz. Komutanım, Alemdar gemisinin müze gemi haline getirilmesi düşüncesi nasıl ortaya çıktı? Anlatır mısınız? Tarihimizde yer alan kahramanlık hikayelerinin mirasına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Tarihteki kahramanlarımızı hem vefa hem de hikayelerinin gelecek nesillere aktarılması adına bu fikir ortaya çıkmıştır. Alemdar Müze Gemisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı öncülüğünde 4 tersane ile beraber birebir boyutlarında inşa edilmiştir. 8 Ağustos 2008 tarihinde Karadeniz Ereğli sahilinin en güzide yerine yerleştirilmiştir. Alemdar, milli mücadele döneminde vatansever 8 denizci tarafından kaçırılarak milli mücadeleye katılması sağlanan bir gemi. Fakat onun tarihimizdeki önemli yeri sadece bu olaydan kaynaklanmıyor. Kaçırılan Alemdar'ın Fransız gambotuyla çarpışması ve bu çarpışmanın ardından milli hükümetle Fransa arasında 14 Şubat 1921'de imzalanan anlaşmada büyük önem taşımakta. Ülkemizin zor zamanında yapılan bu anlaşma, milli mücadeleyi tanımak istemeyen dış güçlerin Kurtuluş Savaşımızın yasallığını ilk kez kabullenmek zorunda kaldıkları anlaşmadır ki bu nedenle tarihimizdeki yeri büyüktür. Şimdi de bağımsızlık ufkuna yelken açılan Recep Kahya'nın Alemdar destanını komuta ettiği köprü üstündeyiz. Alemdar'ın kaçırılış öyküsü yazdığı destanın başlangıcı aynı zamanda. Kadıköylü Osman, Trabzonlu Hikmet, Üsküdarlı Ali, Trabzonlu Rıfat, Rizeli Recep, Göf, Erzincanlı Salih, Avram Efendi. Bu 8 vatansever Osman Efendi'nin gemiyi kaçırma kararı ve kaptan Trabzonlu Osman Bey'in onayıyla 5-6 Şubat 1921 gecesi Trabzon'a varmak ve milli mücadeleye katılmak için İstanbul'dan yola çıktılar. Halit Mehmet Ergül'le birlikteyiz. Komutanım, Alemdar gemisine ilişkin olarak anlatılan birçok anı var. Bunlardan birisini bizimle paylaşır mısınız? Elbette. Alemdar, Karadeniz Ereğli Limanı'ndan Trabzon Limanı'na intikal etmekteyken, bu intikal daha önceden haber alan Fransız C-27 gambot tarafından yakalanmış, İstanbul'a geri intikal ettirilmek üzere 4 adet Fransız askeri gemiye çıkarılmıştır. Bunun üzerine Bahriyeli askerlerimiz Fransızları etkisiz hale getirmek için kendi aralarında bir kavga çıkarmayı planlamışlar. Bu kavgadan oluşacak karışıklıktan da faydalanarak geminin kontrolünü ele almayı düşünmüşlerdir. Fakat Fransızlar kavgaya müdahale etmeyince B planını uygulamaya karar vermişler. Birkaç dakika önce kavga ederken bu sefer horon oynamaya başlamışlardır. Horona davet ettikleri Fransız askerlerinin oynamaya başlamasıyla beraber kısa sürede Fransız askerleri etkisiz hale getirilmiştir.
Alemdar'ın kontrolü tekrar kahraman askerlerimiz tarafından ele geçirilip gemi güvenli bir şekilde Karadeniz Ereğli Limanı'na intikal ettirilmiştir. Bu büyük mücadelenin sonunda Fransızlarla Milli Türk Hükümeti lehine maddeler içeren Alemdar Anlaşması yapıldı ve Alemdar hükümetimizin elinde kaldı. Tekrar yüzdürülen Alemdar, 24 Eylül 1921 tarihinde fırtınalı bir havada gizlice Karadeniz Ereğli'den Trabzon'a kaçırıldı. Silahlandırılan gemi, taşıma işlerinde kullanılan kahraman tekneleri koruma ve Karadeniz'e güvenliği sağlama görevlerini üstlendi. Gerçekleştirdiği karakol görevlerinde sayısız Rum ve Ermeni çete üyesi yakalayan Alemdar gemisinin, milli mücadelemizdeki misyonu o günün şartlarında tek bir kelimeyle özdeşleşti. Başarmak. Gemi, kendine verilen yüzlerce görevin hiçbirinden boş dönmedi. Şu anda kameraların ve dinlenme salonlarının bulunduğu güvertede Çarkçıbaşı Kadıköylü Osman Efendi'nin arkadaşlarını milli duygularla kamçıladığı, geminin kaçırılışına karar verdikleri, yani Alemdar Destanı'nın başladığı yerdeyiz. Tarihe ismini altın harflerle yazdıran Alemdar'dan bugüne pusulası, makine telgrafı ve dümen dolabı kalmış durumda. Böylesi zengin bir tarihi gelecek nesillere aktarabilmek ise hepimizin görevi. Bu amaçla inşa edilen Alemdar Müze Gemisi 2008 yılından beri Ereğli sahilinde ziyaretçilerini beklemekte. Giriş bölümünde Alemdar kahramanlarına, Ereğli çevresine şehit ve gazilerimize, birinci bölümde Alemdar gemisinin gerçekleştirdiği kahramanlıklara yer veren müze gemisi, orta kısmında ise donanmamızın tarihi gelişimine ilişkin bilgilere ve Bahriye kıyafetlerine ev sahipliği yapmakta. Baş kısmında da denizciliğe yönelik temel bilgilerin bulunduğu Alemdar müze gemisi, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekecek öyküleriyle, sahip olduğu tarihi değer taşıyan objeleriyle ve en önemlisi de Türk tarihine yaptığı katkıyla ilgiyi hak ediyor. Yurttaş olarak bize düşense, Türk donanmasına yüzlerce başarılı görevle hizmet vermiş olan bu geminin müzeleşmiş anısına ve onun aracılığıyla köklü tarihimize sahip çıkmak.